Notorious Game Controller'la beraber yeni bir güne başlıyoruz. Hepinize öncelikle günaydın diyorum. Biraz rötarlı oldu tabii ki. Kameramla ilgili küçük bir teknik problem vardı. Onu halletmek durumundaydım. The Order oyunuyla günümüze başlayacağız. Asayiş olarak adlandırdığım bu oyunu Türkçe altyazıyla oynayacağız. Geçmiş bölümlerde nerede kaldığımızı anımsarsak en son Agemon'un Yükselişi diye bir bölümün başlangıcındaydık. Yanlış anımsamıyorsam. Bakalım kayıt eğer hala oradaysa tam o noktadan itibaren ne yapacağız? Yolumuza devam edeceğiz diyoruz ve oyuna başlıyoruz. Tabi bunun için gerekli kontrollerimizi de yaptık diye düşünüyorum. Evet. İşte tam da bu noktadaydık. Kesinlikle ben Lafayette abi. Evet. Agamon'a gizlice sızacağız. Ya bu kadar yukarıdan nasıl bir sızıntı olacak bilemedim ben. Aşağı inmek için atla. Bu kadar çabuk mu pes ediyorsun? Etrafına bakmak için. Ne var da neye bakacağım hocam? Bu manzaraya bakayım. Gerçekten güzel. Londra'ya doğru atlıyorum. Günaydın Ahmet. Evet, başladık. Biraz rötarlı oldu. Dediğim gibi kamerayla ilgili teknik problemim vardı. Işık ayarını bir türlü algılayamadı. Burada biraz hava kapalı. İple inmek için X'e basıyoruz. Tamam, hadi bastık. Zeppelin'in üstünden aşağı atlıyoruz. Ya, bu nasıl bir kafa yapısıdır ya? Ya motora falan takılmazsak iyidir değil mi? Şu pervaneye mesela. Ya bu zeplerin niye üstüne çıktık ki? Ben anlayamadım ki. Başka... Ya içine mi girmeye çalışıyoruz? Tepesine nasıl geldik? Değişik bir metot, evet. Sakın asiler zeplini de ele geçirdi gibi bir fikir öne gelmesin yani. Asilerin burada ne işi var ya? Eğer zeplini de ele geçirdilerse yok artık diyorum. Tamam, içeri girmeye gayret ediyoruz da aşağı mı atlıyoruz, içeri mi giriyoruz? İçeri giriyoruz. Başka bir zeplinin üstünden buraya atladık. Ya, enteresan şeyler oluyor. Evet, kolay ne? Kıyafetlerimizi saklayalım. Aynen öyle. Tam da düşündüğüm gibi kokpiti ele geçireceğiz. Daha doğrusu bizim olan zeplini geri kazanacağız. Bizden birileri emaneten almış. Olası da özgürlük savaşçıları. Hadi bakalım. Ya bu Birleşmiş Hindistan şirketi cidden enteresan. Hadi bakalım. İşe koyuyor. Bir de birleşmiş yani. Kooperatif falan da değil. Birleşmişler. Ayrılarmış. Şirketler ayrı ayrıymış. Holdingleşmişler bir nevi. Aslında holding kavramı daha mantıklı olmaz mı? Yani birleşik falan. Saçma yani. Devlet olmuş yani. Şirket aslında bir devlet. Birleşik Hindistan. Evet. Günaydın Demir. Evet. Geri kazanmamız lazım. Yani bizden zeplini almışlar emaneten. Dediğim gibi. Özgürlük ayağına falan. Hukar, selam sana da. Günaydın. Evet, aramıza hoş geldiniz arkadaşlar. Hazırsanız kapıyı tekmeleyip Finlandiya'dan da Azerbaycan'a sevgilerle. Selamlar. Finlandiya'dan bütün dünya insanlarına, uzay boşluğuna, UFO'ya, Marslı'ya, herkese selamlar. Evet, kapıyı kırıp giriyorum. Günaydın. Sen nereye gidiyorsun hocam? Herkes kendi yolunu mu bulacak? Olay bu. Evet, sen oradan git, o oradan gitsin. Ben ne yapayım? Sen de kendin bir proje geliştir. Hocam benim projem şu. Ben burada oturayım bir çay içeyim ben. Aynen şöyle oluyor bak. Alıyorum fincanımı içiyorum. Ya bu Lafayette'e mi gideceğim ben? Lafayette'e gidiyorsak bundan bir şey çıkmaz. Öyle olmalı yani, değil mi?
Selam gönderdik mi? Değil mi? İnsanlık mesela uzun süre bunu sinyalle gönderdi. Biz burada yaşıyoruz. Gelin bizi bulun. Sizi seviyoruz diye mesaj yolladık. Sonsuz kainata. Mesaj gidiyor öyle sinyalle. Arada başka sinyaller de birleşerek. Çünkü uzay böyle sessiz, sakin, öyle bir yer değil. Değil mi? Her türlü radyoaktif ışıma var, o var, bu var. Onlar da gürültü yapıyor. Sonuçta bir gürültü var uzayda. Yani bizimkiler uzayı nasıl anlıyor? Sessiz, sakin, mis gibi falan. Öyle bir yer değil. Yok öyle bir şey. Neyse yani onlar da radyo dalgasıyla beraber, bizim görünenimiz radyo dalgasıyla birleşiyor. Eğer duyan varsa da anlamayacak haklı olarak. Diyecek ki ne diyor lan bunlar? Falan diye sesler geliyor yani. Sesler üst üste binince öyle olacak yani. Onları ayrıştırana kadar da baya bir zaman geçecek. Diyecekler ki en sonunda dünyalılar bize mesaj, ya boşver ya. Yıllarca uğraştık çözmek için mesajı. Bu muydu ya? Evet. Merdiven. Hocam. Ha lambayı çekeceğim. Sen bir çekeyim, ben şu lambayı sök. Bak. Boşa elektrik hocam, onu sökeyim oradan değil mi? Ortamı karartalım. Atmosfer olsun. Tamam, atlayacağız, anladık. Ne var orada? Ben bir şey göremiyorum ki. Ha niye siper alıyorum? Bir şey var da ben mi göremiyorum? Tamam, anladık. Tek yol bu. Niye gidemiyoruz peki, pardon? Ha onu açacaksın. Aç bir zahmet. Ben geri mi çekileyim? Çekildim. Oğlum çekiliyorum, açamıyorsun. Gidiyorum, açamıyorsun. Ha kafana mı? Ya ben bu adamdan nefret ediyorum ya. Yani söylemek istemezdim ama bu Lafayette beni deli edecek. Lafayette ne yapacağız yavrum? Açıyorsan kapağı aç, açmıyorsan çekil, ben açayım. Ne bileyim yani. Atlamam mı gerekiyor? Evet, oyunun yapımcıları da böyle bir şaka yapıyor herhalde. Ha jeneratör, tamam, elektriği kesiyor. Haklı olarak değil mi şimdi? Kokpite de böyle deli gibi gitmenin bir anlamı var mı? Cık, yok tabii ki. Reçete bas, talimat al. Manyetik kilide giden gücü kes. Işıklar ne olacak? Onun bir anlamı yok hocam. Boşver, ışık kalsın. Ne yapacaksın? Aa dur, şu saçma anahtarlı olmasın. Oo bununla mı? Galgar sayacı gibi hocam. Oo bu çok zordu ya. Harbi çok zor. İkisini bir arada denk getirme olayı. Abi tek kalemde yaptım. Yani bu kadar muhteşem ya. Gör uzaylılar. Ha. Ne oldu? Bak benim dediğim oldu işte. Doğru konuş, akıllı ol. Evet, Lafayette. Gelirken lahmacun almayı unutmayın. AS-74, günaydın. Teşekkür ediyorum. Heyecana daha yeni başladık. Belki beğenmezsiniz, bilmiyorum. Sürpriz. Bana da sürpriz olacak. Bak bu adam da teknik bir şeyden fark edilmeden muhafızın işini bitir. Fark edilmeden. O zaten o ruhunu teslim etmiş ki. O neyi mi fark edecek ki benim? Neyi mi fark et? Aynen. Neyle alacağım ben bunu? Üçgenle mi? Üçgen işte. Ama bastım üçgene. Teşekkür ederim Hukar. Hocam üçgene bas dedi, bastık işte. Daha nasıl olacak anlamadım ki. Değişik bir üçgen mi var? Hocam eşkenar mı olacak, dik üçgen mi olacak? Ben ne bileyim. Burada bir tane var, ona ben bastım yani. Ha ille de bir görüş açı, ama onu başta söylesene be yavrum. Adamın ağzına girdikten sonra söylenecek iş miydi o? Yani bilerek beni orada katlettiler ya. Ya şu salak gitti bilerek beni, sırf oyun bana... Oyunun kendi tuzağıydı bu. Ben bir şey yapmadım yani. Ha, değil mi, ona hamle yaparken başta söylesene, sen öyle yapacaksın hani böyle. Değil mi, timing olayı. Ben girmişim adamın ağzına, bıçağı da çıkarmışım. Cık, olmaz. Önce bir talimatı verecektik. Yani böyle oyunlar içinde aslında şey olması lazım. Cadı sopası. Sihirli sopayla vuracaksın bunların kafasına. Bir kurbağa olacak, bir tavşan olacak ya. Kardeşim bu ne saçma bir şeydir ya. Yani oyun oynayanlara da bu kadar saygısızlık olmaz ya.
Neyse, lafımı da yine gönderdim. Oyuna puan verirken nasıl puana düştüğümü anlamışsınızdır. Şimdi ben böyle gidiyorum ya, bakalım. Kesin burada diyecek ki hayır, oradan gitmeyecektin, yanlış. Bana sormadın, ben sana söyleyecektim. Evet. Teşekkür ediyorum. Günaydın Çınar, sana da. Yani adam zoraki diyor ki önce ben vereceğim. Önce ben talimatı vereceğim, sonra sen oynayacaksın. Oo, hop. Ben karar veriyorum. E tamam, ben bırakayım, sen oyna. Neyse. Oyuna geri dönelim. Sen de her şeye sarılıyorsun bir adam. Kardeşim falan. Adama sarılamadın ama öyle. Ya. Oyundan fırça yedik. Şimdi bu kapıya mı gidelim arkadaşlar? Yoksa Lafayette'in böyle bak bak. Ördek yürüyüşü yaparak ilerledi yolda. Hizalanma. Yani bunu ille de hizasından mı gideceğiz? Tam arkasından gitmem lazım. Eğer sağa sola saparsak ne oluyor? Oyun patlıyor mesela. Düşün, benim PlayStation yanıyormuş. Olur mu? Olur. Kurallara uy. Bak, emir, talimat. Oyunun ismi o. Talimatlara uy kardeşim. Pardon komutanım. Özür dilerim. Ben biraz Rambo'culuk yaptım. Size uymuyorsa özür dilerim. Hocam gramofon falan var. Burada bir şey bulabilir miyiz? Değişik bir şey. Orijinal. Oyunda bir şey bulmama üzerine kurulu ama olur ya. Hocam her şeye sarılıyoruz. Bak hop, duvar köşe bulduk mu sarılıyoruz. Sarıl abi. Bak ben bir şey yapmıyorum. Adam gidiyor, atlayıp sarılıyor masaya, sehpaya. Bu nasıl bir korkaklıktır arkadaş, anlamadım ki. Burada da bir kapı var ama kesin açılmayan kapılar onlar. Açılmayan kapılar. Talimat da gelmedi şu kapıdan gideceksin diye. Onun için Lafayette'in hizasını bozmayacağız. Onun sırtından böyle şey yapacağız. Ölçeceğiz yani. Lafayette şöyle bir geç bakayım, önüme hizde alacağım ben. Talimat öyle. Komutan öyle diyor. Sarıl bakayım. Oo, nasıl, güzel mi? Abi ne yapıyorsun sen ya? Ha, ben gideceksem söyle gideyim ya. Lafayette. Ya burada daha rütbeli olan benim ya. Ben Lafayette'i niye izliyorum ki? Ondan sonra da diyorsunuz ki kardeşim talimat oyunu bu. Emir oyunu. Cart cürt falan filan. Rütbeli benim ya. Emir kim? Demir benim kardeşim. Haksız mıyım Demir Bey? Olay bu. Şimdi kapıyı açacağız ama orada o bekliyor. Şimdi güzel. Açtım. Böyle açtım. O da açtı. Üç kişi gördün. Nereden gördün abi? Ben niye göremiyorum? Kokpitte üç kişiyi görmüş. Adam röntgen cihazı mı var gözünde, nedir? Lafayette bu abi. Bence o kokpitte olanlar hatun. Onun için biliyor. Yoksa Lafayette bilmez böyle şeyleri. Sor bakayım. Bayanla ilgili X bir soru sor, hemen bilir. Bilmemesine imkan yok. Lafayette abi o. Don Juan. Hocam yalnız Zeppelin de çok tatlıymış ha. Ben biraz yolculuk edeyim. Ben şuraya biraz oturuyorum hocam. Servis ne zaman başlıyor? Bak orada ok işareti var. Köprüye buyurdan diyor. Aşağı atlayacaklar soldan. Bak orada diyor ki no access. Buradan giriş yok. Aşağıya buradan atlayacaksınız. Köprü yolu buradan diyor. Onu mu atacağız? E düşeriz. Abi neyin kafasını yapıyor? Ha efendim, bu şey bayıltma gaz falan olabilir. Hani hiçbir şey olmadı, adamlar daha da dirildi, turp gibi oldu. Kendi kendine dövmüyorum, bunlar hasta oluyor. Ne yapmam lazım? Hiçbir şey yapmam gerekmiyor. Ya. Aha kafama sıktı. Yapmam gerekiyormuş. Ya dedim herhalde kendi kendine takılıyor onlar. Tamam, iki defa. Ama bir ilk ölüm benim hatam değil yani. O çok saçma bir şeydi yani. Onu ben öngöremezdim. Oo, bir dakika, hop. Oo, neredesin sen hocam? Evet yani dövüşme atraksiyonu güzel oldu. O bizim kaptandı ya. Adam üniformasından mı? Percival,
Evet. Niye özgürlüğünü getirmiş, hürriyetini? Hadi bakalım. İyi de o bizden de ya. Biz onu niye dövdük ki? Gaz bize de mi bulaştı lan? Her zaman hatırla. Unutmuyorsun kardeşim, nedir? Lahmacunun yanında maydanoz, limon, bunları alıyoruz, tamam mı? Ha, unutmuyoruz. Lafayette bakar mısın arkadaş ya? Yani, bunu da uçurabiliyor yani. Adam müthiş ya. Ha, rütbesine baksan cacık olmaz ama işte. Evet. Ne diyor? Operasyon kısmı bu taraftan. Yolcular da buradan diyor işte aşağı atıyorlar. Oradan aşağı atıyorlar yolcular şuradan. Geldiğimiz yere geri dönüyoruz. Evet, umarım eğleniyorsunuzdur. Biraz tabii gergin başladım ben yani, anlamsız yere. Hızlan hocam, öyle eğildiğinde ne oldu? Eline ne geçti yani? O beni göremez herhalde, değil mi? Böyle yetenekleri var mı diyorsun? Oo, hocam. Başka nerede var? Hani? Ben burada kimseyi göremiyorum ki. Ha, onun için bu böyle sürekli sarıla sarıla gidiyormuş oraya buraya. Yani benim kontrolümün dışında hareket etmesi bu. Tamam, eğleniyorsak problem yok arkadaşlar. Zaten amacımız eğlenmek değil mi? Evet. Şimdi. Burada birlikte oynama kısmında bir takım sıkıntımız olabilir. Çünkü komutları oyun veriyor yani. Onun için sizi de oyuna dahil etmek istiyorum ama oyun diyor ki beni bile dahil etmiyor yani. Yani benim komutuma hayır olmaz. Önce ben söyleyeceğim diyor. Ya yine mi bu olay? Ya şimdiye kadar yapılmış en aptalca icat bu abicim. Kusura bakmayın yani, artık söyledim. Yani yapılabilecek en saçma şey bu. Çevir çevir dur. Çevir çevir dur. Hop. Oradan gel, böyle gel. Artık yap bir şey yap ya. Yani nasıl bir maymuncuk anlayışıdır? Olmadı mı? Nasıl ya? Bir dakika, o zaman birazcık şöyle. Onun motor kısmında bir arıza var. Tesla, yanlış yapmışsın sen bunu. O vibration olayı yanlış olmuyor yani. Bak olmuyor hocam. Bozulmuş onun şeyi. Bak her yere çeviriyorum, itiyorum. Olmuyor yani. Ha, oldu mu? Ya bir olurluluğunu da anlamış değilim. Yani öyle bir olası geliyor. Ben burada bir olayım falan. Açılıyorum. İyi, açıldım bak. Yani o titremedeki o vibransın ölçüsü nedir ben çakamadım. Öyle çeviriyoruz çeviriyoruz, denk gelirse o an bir an işte. Çok başarısız yani, oyunun bir başka başarısızlık öğesi budur ya. Belki mantık olarak güzel işlemişsiniz de çalışılabilirliği 10 üzerinden 2 vereyim hadi hadi. Emek var sonuçta, ayıp yani, 0 veremiyorum. Yani güzel fikir. Elena hoş geldin. O siz sohbete devam. Ha, ben buradan mı dolaşayım diyorsun? Ha, ben uzun yolu seçeyim tabii. Kafadan gidemiyoruz. Bu oyunda öyle bir seçenek yok. Bunda Rambo gibi davranamıyorsun. Öyle bir şey yok. Talimat var, kural var. Yani tam İngiliz usulü. Evet. Hoş geldin diyorum tekrardan. Yeniden yeniliyorum Elena için. Ve diğer arkadaşlar için de yeniden söylüyorum. Evet, sabah sabah yine başladık bir gürültüye. Aa, müzik falan da var. Güzel. İngiliz klasik bestekar da yok sayılır ya, neyse. Hop, ne oluyor ya? Sen şuraya bir sarıl bakayım. Hey ne ya? Sen nereden çıktın ya? Ben onu neden görmedim ki? Aa, onlar o zaman arkadan takip etme de saçma oldu. Bırakalım cepheden gelsin, değil mi? Fark edilmeden balo salonuna gir. Güzel söylüyorsun. Gel gel gel.
Onun ben nasıl göremedim, anlamadım ki. Ya bizde silah yok mu abicim? Hani işte. Yani gaz, elimizde gaz bombası vardı, ne oldu ona? Bir kerelikmiş. Herkese atmayalım, ondan sonra olmuyor. İçerisi gaz bombası. Kokuyor hocam. Şimdi o şu şuraya falan mı girdi acaba? Hayır, o nereden çıktı, ben anlamadım ki onu. Şuraya mı gireceğim önce? Yani anlayamadım ya, geziyoruz işte bakalım. Ha işte burada. Önce şunu bir halledelim. Peki. Hadi hocam ya, yürüsene ya. Yürüsene yavrucuğum, bak üçgene gelemeyeceğiz. Hadi artık. Geç kaldın diyor ya. Nasıl bir geç kalmadır, anlamadım ki. E bastım ya. Bu oyunda yani ölme rekoru kırdım. Evet, zorlandık. Fazla kuralcı. Ya şuna giderken orada arkadan biri çıkmıştı. Onu anlayamadım. O nereden geldi? Nasıl çıktı? Ne oldu? Onu kavrayamadım. Hı hı derken nereden geliyor abi? Hı hı. Bakayım. Hı hı. E şimdi bu şapşiki geldi. Hop. İnanılmaz sabırla oynamamız gerekiyor bu oyunu. Anlaşıldı. Bas artık, yine olmadı diyor ya. Hocam basıyorum ya. Böyle devam ederse bu oyunu sileceğim yani. Hiçbir oyunda bu kadar çok öfkelendiğimi hatırlamıyorum. Yani bu saçmalığı artık tahammül edemeyeceğim. Hocam ben böyle çok ağır da hareket edemem ki. Oynamayayım daha iyi. Ya bekleyeceğiz yani. Bir saatte sırf bu bölümü oynayacağız herhalde. Ha nasıl yürümem gerekiyor? Bunun yürüdüğü gibi mi? Böyle. Sakın sen. Ya ben olmaz yani, nasıl üçgen yapmam lazım anlamadım ki. Timing, senin timingin kralını yaptım ya, adamın içinden geçtim ya. Olmaz. Adımlarınız aynı olacak diyor. Ben o simetriyi yakalayamam hocam. Bak gel. Buradan beni göremiyorsan hiçbir yerden göremezsin. Ya olay bu muydu yani? Yani arkadan diyor yaklaşıp üçgene basamazsın. Olmaz. Duvarın arkasına saklanacaksın. O senin ağzının içine girecek. Onun bıyığı senin sakalına değecek. Üçgene öyle basacaksın. Öyle. Öyle saçma şey olur mu? Arkadan gideceksin adama. Üç... Olmaz. Hocam bilmiyorum ya. Ben bu İngiliz işçilerini pek anlamıyorum. Bize zaten okulda bile, değil mi? Amerikan İngilizcesinin arasına salata niyetine İngilizce, İngiliz İngilizcesi, değil mi? Ada İngilizcesi öğrettiler yani. Onun için böyle kafamız karışıyor. Anlatabiliyor muyum? George muydu? Joshua mıydı? Edward mıydı? Falan diye. Müzik de. Ha müziğe uyuyacağız hocam ya. Hiç bak dans edek. Hop para pam para pam para para. Dili 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 dili. Köfte var mı hocam? Efendim çay vereyim mi? İngiliz usulü. Size bir çay hazırlayayım. Oho ağzının içine girdik yine. Gel gel. Hazır ben girmişim ağzının içine. Gel. La 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 la. Dans edelim gel. Çok güzel. Harika. Hindistan'dan yeni getirdim. Süper çay var. Yeşili var, mavisi var. Gel. Çok rahatlarsın. Aynen öyle. İngiliz usulü seramik çaydanlıkta demledim biz onu. Oo, on numara. Evet. He, sıcak iç, soğuk iç. Değil mi? Hatta içine buz atacaksın. Öyle yani. Muhteşem. Şekerli al, şekersiz al. Dondurmayla beraber. Ya ne anlatıyorsun sen ya? Ben bu adamı nasıl indiremiyorum arkadaş? Böyle adım adım gideceğiz. Bu oyun bitmez abi. Bu oyun bitmez. Mümkünü yok. Abi bakar mısın ya?
Gerçekten şaka gibi. Yani şu masanın arkasından, evet, hesaplayalım yani. Şimdi oyunun kendi dinamiği içerisinde 3 adım gerideki adama uçarak, ama arkasından böyle ensesine yapış, olmaz. Biz centilmeniz, cepheden olmalı. Ben şuradan elma alayım hocam, canımı sıktınız ya. Harbiden yani bütün oyundaki moralimi falan mahvettiniz ya. Bu oyun bitmez hocam ya. Böyle oyun mu olur ya? Kural dedik, kanun dedik, şudur dedik, budur dedik, anladık. İtici oldu bir anda. Bak, ittim seni. Neyse hadi. İtilmemiş deme, hadi ittir git. Şimdi o yok artık. Hocam. Çay içeyim. Sakinleşelim. Bakın efendim, o su buharının hareketiyle böyle yumuşak uçarcasına bale dersimi alıyoruz. Adam mı kesiyoruz belli değil ki. Muhteşem, gerçekten tavsiye ederim. Yani sükunet içinde oynamayı seven arkadaşlara kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani mesela şöyle bekle. Acele yok. Oh, mis gibi. Etrafına bak, müziğe bak. Müzik bir sonsuz döngü içerisinde. Hepimiz bir sonsuz döngü içerisindeyiz. Yavaş. Melodiye takıl. Hayatını yaşa. La 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 la. Saldırıyorlar bize. La 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 la. Acelemiz yok. La la la. buraya giriş yok. Ben ters yerden mi geldim? Yani böyle gideyim ben. Mecbur muyum? Mecbursun abi. Emirlere uy. Kim var orada hocam? Kimse yok ki. Kafan mı iyi senin? Ya bizim... Bu Galahad'dan şüpheleniyorum. Gerçi bunların alayı zaten bir şey içiyorlar biliyorsunuz. Kurt adam olabilir bunlar da. Ha, bunlar evcilleştirilmiş olabilir. Bunlar İspanyol teriyeri yani. Husky, pardon. Çok özür dilerim ya. Husky bunlar ya. Çabuk geçtim ben onları. Burayı nasıl geçeceğiz? Hadi bakalım. Hadi üç göster bakayım. Hangi üçgeni kullanacağım burada? Percival. Ne oldu? Sorun mu var? Hadi bakalım. Kardeşi. Bütün problem kardeşi. Bu kadar adamı kestik. Kardeşim burada. Çok büyük problemimiz var. Tamam neyse, biz olaya dönelim. Bu kadar pataklatık oyunu yeter. Evet, zaten belliydi. Bu özgürlük savaşçıları, deliler, likanlar, bunları organize eden içeriden birileri olması lazım. Bu işler böyle. Aynı aşılar gibi arkadaşlar. Vücudumuza enjekte ettiğimiz ölü virüslerdir. Ya da bak işte ona benzer türevlerdeki mikroplardır. Aslında evcilleştirilmiş haldir. Değil mi? Kedi gibi görünürler. Meow diye gezinirler ama onlar nedir? Dağ kedisidir. Vaşak adını verdiğimiz şeydir. Pisi pisi dersin. Baktın gitti. Gitti yani. Bu arada Finlandiya'da da var. Vaşak. Sevdiğim. Bazıları diyor. Burada da diyor kediler geziyor diyor böyle sağda solda. Dedim o kedi değil lan. O vaşak. Burada dışarıda kedi yok. Öyle bir şey yok yani. Ormanda sağda solda kedi geziyor. Yok öyle bir şey. Sokakta kedi. O ne ya? Öyle bir şey yok. Ne oldu ya? Bu kadar sessizliğin üstüne bu oldu mu? Yakıştı mı yani? Bunu niye vuruyoruz ki biz? Biz bunu cidden indireceğiz mi? Niye biz bunu indiriyoruz? Şunu indireyim. Ben olayı kaçırdım bu arada ya. Kılık değiştirmiş asileri tespit et. Kılık değiştirmiş asi. Şu olabilir mi işte? Bildiğin asi yani. Kıza yazık olacak ya. bu muymuş yani? Üçgen mi yapıyoruz? Ya bütün olay, ben de ateş edeceğim diye sevinmiştim öyle.
Nasıl Percival, dürbünle? Dürbünün there böyle bir might be özelliği blood var. flowing. Hain You tespit must hurry. ediyor. Keep searching. Tamam, arıyorum daha. Ama hep aynı yerde durarak da nasıl arayacağız ki böyle saçma şey. Aynı yerde bir daha basıyoruz. Aynen öyle. Ya, bitti hocam. Daha var mı? Masanın altında mı? Şu mu? Torpidoymuş. Hain! Sen ne zaman geldin ya? Ha, nereden anlıyor ya? Bu nasıl bir cihazdır ki? Şuna bakıyorum mesela. Islak tişört giymiş. Sana bir daha bakayım. E bitti hocam, daha var mı? Ya ne kadar bir güzel yaratıcılık. Kaç kişi daha bulmam gerekiyor? There is a Bir rebel on fikri the olan. opposing balcony. Acknowledge. Make Ha. sure you check them all. Bitti herhalde. Bence bitmedi mi? Patch confirmed. The guard nearest Hastings checks out. Excellent. Check the remaining guards. That was the last one. Ha, rozetinden Good. anlıyormuş. De, sırtı dönenin neresinde gördün rozeti? Acknowledge. Abi ya. Ne yapıyorum? İndiriyor muyum? Reloaded. Yavlar derken neyle bu nefes alma olayını yapıyorduk? Hatırlayamıyorum ama ha, L3 ile nefes alıyoruz. Ateş edemedim. Ne olmadı? Tamam, doğru söylüyorsun da ateş edemedim. Neydi ki? Ateş etme tuşu. Bir de ateş etme tuşu neydi ki ya? Hastings is down. I repeat, Hastings is down. Hayatımda oynadığım en başarısız oyunumu oynuyorum şu anda. Gerçekten çok başarısızım ve neden olduğunu anlamış değilim. Yani neden ateş edemiyorum? Anlamıyorum. Ay sen hocam, niye ateş edemiyoruz? Bunu mı etmeyeceğiz? Başka birine mi edeceğiz? Al bu neydi? Ha, bu muydu yani? Bütün olay bu muydu yani? Rebels! Get Hastings out now! Get him out of here! Onun rozetini doğrulamıştı gerçi. Hastings got away. I need backup. Everyone move to plan B. Percival, the Ağlamak istiyorum. Rebels incoming. I need support Neyse, o now. Bölümleri daha sonra mikser atarız. Yapacak bir şey yok. Ah. Oraya gitmemiz lazım, öyle mi? Bir saniye. Şurada bir şey var. Güzel. Bir de gidebilseydim. Hocam, bu nasıl bir açıdır ya? Hocam nasıl göremiyorum ben onu? Değil mi? Biraz değişik bir şeyler yapalım. Yoksa bu iş böyle bitmeyecek yani. Ben aşağı iniyorum hocam. Konuşmayın, yatın. Sayenizde bugün çok kötü oynadım zaten. Silah niye değiştirmiyorum ki ben? Mesela, değil mi? Hocam kim nereden ateş ediyor? Adam ağzımın içine ateş ediyor ya. Nereden ateş ettiğini bir anlayabilirsem sevineceğim.
Şimdi göremiyorum. Açı çok kötü. Gerçekten can sıkıcı. Kim ateş ediyorsun hocam? Kim var da kim ateş ediyorsa anlamadım ki. Galahad, we're facing heavy resistance from the rebels. How many of them are on this bloody ship? Hop. Niye burada kimseyi göremiyorum hocam? Ben de seni bekliyordum zaten şekerim de. Yalnız adam da dibimde. Ne bağırıyorsun? Hop hop hop. Hocam çok kötüyüz, çok kötüyüz. De yukarıda var hocam. Bu nedir ya? O nereye gitti ki? Nereye gitti o adam? Aa, enteresan. Gel gel. Ah, gerçekten kötü oynadık bugün. Bugün çok kötü oynadık. Kabul ettim. Bunu kabul etmek lazım. Hocam malzeme yok mu sizde? Bunlar mı var? Evet, bunu alalım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Alalım diyorsanız bir yazın. Bugün kötü oynadık. Kabul edelim. Nerede olduğunu bir görürsem çok sevineceğim ama. Yukarıda mı? Geliyorum. Doğru söylüyorsun. Hop bir geri gel bakayım. Şunu alayım ben. Değil mi? Wow. Hop. Mantıklı mı? Ha, mantıklı. Ya burada da seçeneğimiz varmış arkadaşlar. Yani isterseniz silah değiştirebiliriz. Kötü bir başlangıcın sonunda. Kime diyorsun? Oha, o neydi ya? Ağlamak istiyorum. Ama şaka olduğunu söyle. Ne olur şaka olduğunu söyle ya. Bu ne başarısızlıktır böyle. Oradan biri mi geldi? Evet. Ah. Neredesin sen? Tamam, buradan çıkmam lazım. Evet, gördüm seni. Gel. I'll give you cover.
Birisi bitirsin diyorsun da kim o beni bitirecek? Yeter artık. Bir sıra bende arkadaşım. Hop. Nereden bu gördüm vurdum ya. Aha. Biraz aç olayı çok. Gel. Öyle kaldı. Neyse. Ben ineyim o zaman. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Bugün kötü bir seriden sonra kafamızı toparlamaya çalışıyoruz. Oh, 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 oh. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok. Niye ateş edemiyorum? Niye ateş edemiyorum? Niye ateş edemedim ki orada? Ama köşede biri yok. Şunun elindeki silah neydi? Shotgun tırı bir şey. Hop yanlış yere. Hocam şu tarafa gideceksin. Çök. Ya bir çöksene hocam. Oh, evet. Aynen öyle. Kaç 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 kaç. Gel. Gel gel. Hadi adamım. Nereye gittin saklandın sen? Anlamadım ki. Güzel söylüyorsun da. Hocam sen ne zaman oraya koştun gittin? Anlamadım ki. Niye göremiyorum ben seni hocam? İçeriden mi sallıyor? Bana mı öyle geliyor? Yer değiştir. Yalnız burada mekaniği güzel yapmışlar. Yani adamlar sabit durmuyor. O yönde takdir edebilirim. Başka nerede var? Yukarıda. Bir de yakın dövüş yapalım değil mi? Ha. Şunu alayım. Evet. Şunu da alalım. Kalabileceğimiz hiçbir şey yok. Evet, girişimizi yapıyoruz. Dararam. Haya, hep aynı hikaye, hep aynı hikaye. Ha, bu sefer işini bitirdim. Seni deli, seni. Deliyi de koymuşlar buraya. Bu kadar. Buraya kadarmış. İyi de bu deli bundan neyi koruyor ki? Kapıyı açamıyor muyuz? Kapının açılmama özelliğim var. Hayır. Amaç neydi burada? Yanlış yere mi geldim? What the bloody hell was that? Evet, nedir bu ya? Ben de anlamadım. Everyone, fall back. Ivan. Geri çekilin. Ha, siz geri çekilin canım. There's a rebel commander on board. It's the woman from Whitechapel. I'm in pursuit. Unutmayın hala zeplenin içindeyiz. Oo, bir saniye dürbünü tüfeği verdik. Kötü olur. Şunu geri alabiliyor muyum? Alamam tabii. Hayır. Zannedersem zeplin balatayı yemiş durumda şu anda. Biz buradan ölürüz ki. Atlayamıyoruz da. Bir de ben nasıl ya? Hocam nasıl ben burada nereden geldim? Şuradan gelmedim mi? Geldim. Niye inemiyorum aşağı? There.
Yakınımdan biri ateş ediyor, nedir ya? Hocam aradan nasıl gördü be? Gerçekten oyunun o mekaniği başarılı, onu söyleyebilirim. Oyunun mekaniğini başarılı yapmışlar. Dürbünü tüfeği vermekte de hata ettik, onu da söyleyeyim. Aynen öyle, lanet olası. Şu dürbünü tüfek değil miydi? Alayım onu. Olmadı mı şu an? Elimden geleni yaptım yani. Galahad, stay on the mark. I've managed to capture one of the rebels. Nereden gideceğimi bilirsem dediğin doğrudur da. İşareti de... Ne, yanlış yön. Hayır! Buradan da gidemiyoruz. Yanlış şuna girdik. Ay nasıl ya? Çıkmaz sokak. Olay bu. Ta 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 ta. Buradan gitmemiz gerekmiyor mu ya? Bence buradan gitmemiz gerek. Ama gidemiyoruz. Neden? Ama neden gidemiyorum? Şuradan eğilip gidemiyor mu? Hayır. Yani o örtüler olayı çözüyor mu? Hops, burada yol mu var? Bu ne? Tabii onun öngördüğü şeyleri yapmak zorundayız. Doğru ya. Hoş geldiniz Cüneyt Bey. Burada eğlendirici olan ben oluyorum tabii. Sürekli mortu çekerek mort rekoru kırdım ya. Yalnız oyunun gerçekten o mekaniği çok iyi. Yani yapay zekası anlamında söylüyorum. Karakterler öyle şapşiki gibi durmuyorlar böyle. Sürekli bir hareket, atraksiyon. Sana kilitlendi mi kilitleniyor. Olay o. Şimdi saldırıya uğrarsak böyle görünüyor. Ne oldu? Percival, I've lost the mark. I'm maintaining pursuit. Negative. Regroup on the lifeboats. Abi. The rebels have a second device on board. Hadi bakalım. Şimdi patlayıcı falan mı koydular? I'm on my way back. Yapma be. Evet, geriye dönüyoruz. Emir budur. Is this what you would call reasonable? Zeppelin'le atlamanın olayını gördünüz mü? Enteresan. Evet, bunun hepsini rapor edeceğim. Evet abi. Rütbeli olan sensin. Bu işi bilen sensin. Senin dediğin olur. There is little I can do to protect you from the wrath of the Lord Chancellor or of the Order. Arada gelen normal mesajlara da bakıyorum. Kusura bakmayın. Evet, 50 dakika oldu. Ama genelde bu 50 dakikanın büyük bir kısmını anlamsızlıklar götürdü. Yani ortalamasına baktığında aslında 30 dakika falan gibi bir şey. Değil mi? Ama haklısın yani. Daha fazla da kimseyi baymayız. Problem değil. Hemen değiştir yaparız. Bir sonraki step'e geçeriz. Bir sonraki adım. Öneriniz dikkate alınmıştır Bukhar Bey. Ha, bunları ben mi göndereceğim? Göndermeyesem ne olur? İtaat etmiyorum kardeşim. Sök rütbelerimi. Al, sök.
Ekipin silahlarını da... Tamam. Zor iş bize düştü. Buradan gideceğiz herhalde. Bilemiyorum. Nereden gideceğimiz hakkında her şeyi söylüyorsun, onu söylemiyorsun yani. Olmaz ki. Ha, benimle geleceksen güzel. Ama bu adama hiç güvenmiyorum ben. Bu adama hiç güvenmiyorum. Burada bir kayıt cihazım var. Ha, sen diyor hallet, ben diyor bekliyorum burada. Ya. Ah, yine Galger Sayacı olayı mı? Yapma ya. Gerçekten bu oyun aslında baktığınızda. Şimdi. Zamanlama olayı zor ya. Bu sefer çok zor. Hiç öyle kolay değil. Yaklaştın. Ne olmadı? Aa, çok küçük bir... Şimdi. Senkronizasyon. Yani biri yukarı çıkıp aşağı dönerken yakalamak gerekiyor. Evet, en azından az hatayla hallettik. Şu anda olan şu, asiler patlayıcı yerleştirmiş. Geri kalan da halledeceğiz. Silah değiştirdik. İstediğiniz bir şey varsa buradan söyleyin. Tabii cephaneyi aldık. Bunu alalım diyorsanız alabiliriz şu tabanca yerine. Ne diyorsunuz? Eğer bunu alalım diyorsanız biri yazın. Elinizdekiyle idare et diyorsan sıfır deyin gitsin. Elindekiyle idare et. Patlayıcıyı alalım tabi. Kalabalık olacaklar diye düşünüyorum. Oo, burada yalnız bunu ne yapacağım ki? Anahtarı da alacağız. Yok. Anahtara gerek yok diyor. Bir diyorsun. Tamam, değiştiriyoruz bu kart. Tamam abicim. Anahtarı da alsaydık, İngiliz anahtarını bulurdum ben. Birinin kafasına falan. Silahı değiştirdim bu kart. İstediğiniz oldu. Yerine gelmiştir. Oo, bu da var. Ya biz şey nedir? Tesla'nın bize öngördüğü silahla devam edelim. Yani bizim için yapmış. Bu mudur? Emriniz nedir komutanım? Asiler olabilir. Hazır ol. Hazırım. Sen de hazırsan. Cephane odasından cephaneleri aldık. Gidiyoruz. Sakın panik yapmayın. Düşüyoruz. Hop, bir saniye. Ya bir kapıda olayım var. Ya. Direkt aç ha, en güzeli ya. Yoksa o maymuncuk olay çok kötü yani. Tesla'nın gelmiş geçmiş en kötü icadı söyleyeyim yani. Bu oyun için en azından söylüyorum yani. Tesla'da, gerçek Tesla'nın da böyle bir icadı var mı emin değilim. Bilmediğim bir şey hakkında fikir yürütemiyorum ama oyun içindeki Tesla'da böyle bir şey varsa, bir daha neyine bakıyorum ki bunu? Bakmadık mı yeterince? Yemişler bunu. Eyvah, likanlar da varsa Zeppelin'de, o zaman bittik biz. Menezler var. Ben öyle düşünüyorum. Bu ne? Bunu da alayım. Dolduralım yani. Sen de al komutan, yanına bir şeyler. Bak şu torpidoyu al mesela. Burası da işte mermi yapım ünitesi. Belli. Yolcusu da var. Ya arkadaş, bu nasıl bir mantık? Hem askeri amaçlı, içinde de yolcu, sivil var yani. Oo, birini gördüm sanki. Önüme doğru yığıldı. Sen miydin o? Aa, bak bayağı değişmişsin görmeyeli. Evet. Bence de hiçbir bahaneniz olmasın, efendim söyleyeyim, paniklemeyin. Sırayla öleceğiz. Toplu da olabilir, emin değilim. Neyse. Bak orada birileri bağırıyor. Ha işte. Cihaz dediği patlayıcı oluyor herhalde. Hop, nereye gittiniz hocam? Gitmeyin hemen ya. Abi selamlaşsaydık. Gel. Heh, işte ben bunu istedim. Birinin gölgesi de orada ya. Hadi bakayım yapay zekam, gel. Yapay zeka. Hop, geldi. Gel. Hocam senin resmini çizdim duvarda. Ya yani bildiğin, bak resmin var orada. Gerçekten enteresandı. Şunları alayım ben yine. Bulunsun ya. Elimizde bombayla gitmeyelim de, değil mi? Kimse var mı burada? Hop, ölümdeler.
Ateş edemiyorum. Ha niye ateş edemiyorum? Sorunum mu var benim? O silah... Niye ateş edemiyorum pardon? Ha ne problem? Ateş etme yasağı mı var? Oo, ne yaptın sen öyle hocam? Kaptan biraz ilaç ver bize ya. Vay. Adam yer değiştirmiş. Ben orada diye düşünmüştüm. Değilmiş. Sen mi ateş ediyorsun? Kim ateş ediyor hocam? Nereye ateş ediyorsun öyle? Evet bence de. Onu ben indirebilirim. Hani ilkini nerede buldun mu ki? Hani cihaz nerede hocam? Bildiğin mutfak burası. Hangi cihazı buldu bir anlasam? Oo, adamların içine girdim ben. Et, met, her şey var burada. Nereden atıyorsun sen? Nereden atıyorsun hocam? Tencereyle beraber götürürüm seni. Hala var mı? Hocam bu tencere tava olayı da çok kötü yerde ya. Öyle mi diyorsun? Hadi bakalım. Yalnız bizim şarjörümüz bitti gibi geliyor. Bulamazsak pek iyi olmayacak. Sonra ona göre. Evet. Gayet iyi gidiyoruz gibi. Onun başlangıcında bir takım sıkıntılar yaşadık ama temizlik ünitesi. Tamam yine ben hallederim o işi. Sen merak etme. Komutan. Ha, sen git. Ben burada ezilirim. Problem değil. Vay. Vay. Yardım için sağ ol. O zaman sen ezil ben gittim. Dikkat et. Dileğim kabul mü oldu ne? Yok olmamış. Olmamış maalesef. Bence de çok yaklaşmıştık ya. Çok yaklaşmıştık sorma. Ya seni bırakayım ben. Bence de. Sana gerek yok artık. İşareti takip et. Hocam bir işaret bulsam da takip edeyim ama. Bu işaret anlayışınızı ben anlamıyorum. İşareti takip et. Ah işaret. Bana göre bu. Ya bir taraftan da bunlara mı bakıyoruz ya? Şaka gibi. İnceleyeyim mi? Vay. Bir zamanlar ben mi oluyor? Hangisi benim bunlardan? Bilin bakalım. Sakallı olan mı? Yoksa sadece bıyıklı olan mı? Ya anladık tamam. İşareti takip et diyorsun da. Ben bir işaret görmüyorum. Yani anlıyor musun? Kömütenim. Hop. Adam beni gördü ama seni bilmem de. Ne olduğunu söyleyeceğim birazdan. Oh,
Oo, zırhlı biri var orada. Öldüm ki. Öldüm. Hiç şansım yok. Hiç. O zırhlı bir anda Lambert diye çıktı yani. Onunla hiç şansım yok. Neyse. Bölümde geçelim. Finali yapalım. Ne? Güzel bir açı bulmamız lazım. Lafayette, what's going on? The damage from the explosion is getting worse. How long can you stabilize the ship? Not long, monsieur. Do what you can, Mom. Just give us a few more minutes. Understood. Evet. Şimdi kimse yok mu? Hocam bu nasıl bir yaratık? Bunu nasıl öldüreceğim ki ben? Ölümsüz bir şey bu. Zor. Neyse. Bu son denemem arkadaşlar. Başarısızlıkta rekor kırdık. Yaslan hocam. Ölmedi ki. Abi buna dalamıyor muyuz biz ya? Yok. Ölümsüz yaratığa bir çare bulamadım. Yani benim bunu alt etmem mümkün değil ya. Yani. Aha şaka maka öldü. Hadi be. Tam böyle oyunu bırakıyordum. Dedi abi bırakma. Bırakma. Konuşma, akıllı ol. Abi de bu delilerle uğraşmayalım değil mi? Başımıza bir de deliler çıktı. Ya ben bu tabancamı alayım ya. Kötü tercih de o Vukar. Yani en azından ben oynayamadım. O tabancayla. Evet. Vigir vigir ediyor. En azından bir bölüm daha geçebilseydik diyecektim ama geçemedik. Asileri bul. Aşağıda merdiven mi var? Ha. Güzel. Sonra. Aşağı inmeye devam ediyoruz. Güzel. Elimden geldiği kadar şu seri şekilde oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet, Notorious Game Controller'ı takip etmeyi unutmuyoruz. Birazdan bu işi bitiriyorum. Lafayette. Burada deprem oluyor. Bir şey söyle. Oh. Elimizdeki tüfek çok daha etkiliymiş. Yani o kafadan yine çıkmasın da zırhlıdan. Oho. Hadi bakalım ikimizin arasında kaldın. Ne olacak? İntihar bombacısı mıdır? Neydi bu? Asi mi? Güven bize. Ha, dinle onu. Evet evladım. Sakin ol. You have no idea who you're dealing with. We are not the enemy. Then prove it. Stop this madness. Evet, yani bu deliliği bir unut kardeşim. Sebastian, friend, you don't have to do this. İntihar bombacısı. Ha bir dakika ya, benim bir şey mi yapmam gerekiyordu? Ben öyle oturdum seyrediyorum ben de.
Ha, ne yapabilirdim ki hiçbir şey? Yok bence de yani. Adam patlayıcı tuttu. Olay bu. Ha hemen. İç hocam iç. Sen de şirinler ilacından al. Oo evet. Asterix olacağız birazdan. Hop. Tamam hiçbir şey yok. Turp gibi oldun ya. Mis gibi bak. Evet. Bölüm 6 en karanlık zamanda. Buraya kadar getirdim efendim. Bir takım zorluklarla karşılaştım. Kendi içimde etkili olduğum anlar vardı. Etkisiz olduğum anlar biraz daha üst düzeydeydi. Kabul ediyorum. Zorlandım yani. Çok zorlandım. Ama öyle ya da böyle 6. bölüme kadar taşıdım. Belki daha kısa sürede de bunu yapabilirdik. Ama elimden bugünlük bu kadar geldi. Bugünkü motivasyonum bu kadar olduğu için mi diyeyim artık bilemiyorum. Oyunla aramızdaki kimyasal etkileşim bu kadardı. Her şeyden önce Notorious Game Controller bütün takipçilere, abonelere, izleyicilere, yorum yazanlara, canlı yayına katılanlara, uzaylılara, dünyalılara, efendim herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle onu belirteyim. Notorious Game Controller'ı takip etmeyi unutmayın, ihmal etmeyin. Eğlenelim. Öyle değil mi? Evet. Arda selam. Şimdi bir sonraki oyuna geçeceğiz Ardacığım. Sadece selam vermek durumunda kaldım sana da. Burada yayınımıza ara vereceğiz. Evet. The Order 1886, The Order 1886. Asayiş oyunu dediğim diye tanımladığım bu oyunda 5. bölümünü bitirdik. Zeppelin'in üstünde başlamıştık. Haşat oldu Zeppelin. Biz de hala haşat olmuş Zeppelin'in içinde miyiz, dışında mıyız? Anlaya düştük herhalde artık. O kadar da değil. Bir yere düştük yani. Velhasıl 6. bölüme geldik. Ve tam burada oyunumuza ara veriyoruz. Herkese esenlikler diliyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Bye bye.